Şimdi en son görevimiz neydi? Lunch Lady ile konuşacaktık. Gidelim konuşalım o zaman. Yani. Bu da. Merhaba Kim. Sana Bologna hakkında bir şeyler sormak istedik. Bize nereden aldığını söyler misin? Neden Bologna hakkında bir şey bilmek istiyorsunuz ki? Kim'in yemekleri hakkında kötü bir şey mi var? Yanlış bir şey mi var? Ya sadece merak ediyorduk nereden aldığınızı. Ya siz şimdi çocuklar gidin sandalyelerinize oturun. Daha fazla soru yok. Yani paketleri falan görmemize izin veremeyeceğine misin? Sizin için paket falan yok. Kıçınız için sandalye var. Gidin oturun. Peki. Sakin ol. Peki bu bir başarısızlıktı. Bayağı mutsuz görünüyor daima. Neden böyle merak ediyorum burada durduğunu. Çocuklar onu acaba hasta falan mı ediyor, gıcık mı ediyor? Yani bu kim? Niye zehirliyor bunları? Öğle yemeklerini. Ya başka bir teori için böyle bir oda, şehrin odası var mı bilmiyorum ama sanırım bir bakmaya değer. Başkanın ofisinde, başkan mı? Principal. Müdürün ofisinde. Müdürün ofisine gidip bakabilecek misin diye soruyor Larry'ye. Bazı dosyalarla ilgili. Tamam, gidip ne yapabileceğimi bakacağım. E ben ne yapacağım? Todd'u kontrol edeyim. Todd merhaba. Todd sen değil miydin? Todd'u kontrol edeyim. Todd neredeydi? İçeride bir yerdedir. Burada bir sınıf var. Packard'sın falan filan. İkinci kata gidelim. Bilim laboratuvarında mı? Todd kesin bilim laboratuvarındadır ya. Aynen. Bir şey buldun mu? Henüz bir şey bulamadım. Bologna'nın içerikleri hakkında bir şeyler bulabildin mi sen? Hayır, henüz değil. Ash nerede? Bazı materyaller almak için gitti. Ona bazı şeyler önerdim. Birinin çekmecesinde, dolabında. Yani yakında geri dönür aslında. Dönür. Döner. Shift'e basınca hiçbir şey yok. Bu ne lan? Oo, yapışkan ne? Ashley'e yardım et. Peki. Yani bir şeyler alması gerekiyordu. Materyaller alması gerekiyor dedi, dendi bize. Ashley. Merhaba. Sıkıntı ne? Bu şey kilitli diyor. Kapı kilitli diyor. Başka bir şey test etmek için başka bir şeye ihtiyacım var. İçerideki bir şeye ihtiyacım var. Kapıyı böyle açmayı denedim ama yani Lirin'in bana gösterdiği gibi işte iğneyle, düğmeyle falan bir şey yapmayı denedim ama sıkıştı benim tokam deliğe. Ve şimdi de iyice kilitlendi. Onu çıkarmak için bir şeyler kullanabiliriz ama evet, o da yine bu kapının arkasında. Ama her zaman işte bırakıyor. Yanına falan mı alıyormuş? Janitor. Janitor kim? Kapıcı, bekçi. Yanına falan alıyormuş galiba. Bu ihtiyacımız olan şeyleri. Peki. Ashley'e yardım et. Şunu da çıkarabilir miyiz? Oynaması eğlenceli. O kadar mı? Kim? Cidden yapışkan şeyle mi çıkardık? Harika. Şimdi eski laboratuvara falan gitmem lazım. Kısa zamanda geri dönerim. Harika. Todd'la falan bir süre önce bu şey hemen buluşacağım. Bu içeriklerle ilgili bir şey bulduğumda. Ben buluştum zaten. Neyse. Ne yapalım? Larry'e yardım edelim. Larry Principal'ın odasına arka bahçeden mi gidiyor acaba? Müdürün odasının arka bahçede işi yoktur büyük ihtimalle. Burası niye böyle? Çamur falan akıyor. Larry. Bir şeyler bulabildin mi? Öğretmenlerin hepsi orada. Doğru zamanı bekliyorum sızmak için. Larry'e nasıl yardım edebilirim ki? Öğretmenler şey yaparak mı? Onu
nasıl yapacağız? Yangı neler mi? Erkekler tuvaleti. Erkekler tuvaletinde kesin bir şey buluruz. Her zaman erkekler tuvaletinde bir şey vardır. Yok mu? Cidden. Hep en sonunda olur. Allah Allah. Çok garip. Gerçekten çok garip. Kızlar tuvaleti. Yapmasam daha iyi olur dedi. Haklı. Ben paperclip bulursam falan. Ha, benim dolap. Wow. Bu ne? Aa, Cadılar Bayramı fotoğrafı eğlenceliydi. Böyle harika arkadaşlarım olduğu için şanslıyım. Wow. Fizik 101. Sadece kitaplarımdan birkaçı. Todd'un önerdiği falan, fizikle ilgili önerdiği kitap. Aslında eğlenceli falan. Peki. Bir şey yoksa kapatalım. Nereye nasıl yardım edeceğiz? Ben onu düşünüyorum hala. Burada sınıf var. Diğer tarafta Bayan Packard'ın. Kim o? Oo, 3 nokta. Pi sayısı. Ah, ben bunu çözerim. Ben bunu vallahi çözerim. 4x artı 8 artı 5x 9x artı 8 eder. 6x artı 24. 9x artı 8 eşittir 6x artı 24 ise 3x eşittir 16. Yok, 6x artı 24. Ay, çözmüş ki zaten. Ben de mal gibi çözmeye çalışıyorum. Salam ya. Keşke biraz daha zeki olsam. Şimdi ya ne yapmam gerekiyor? Yangın alarmını çalıştırmak en iyi fikir bence. Ama öyle bir şey yapmayacağız anladığım kadarıyla. Deriye yardım etmek için ne yapabilirim? Yok. İçeride şeyde bekliyorlarmış. Biraz daha ileri giderim burada. Pencere. İçeride öğretmenler falan varmış. Dikkatlerini dağıtmam lazım beni görmeden. Yeterince ses yapmam lazım. Kuşlar mı? Kuşları göremiyorum. Bir yerde saklanıyor olmalılar. Peki. Yeterince ses yapabilirsem burada. Bir taş attım pencereye. Şunu alsak. Harika bir fikrim var. Her zaman. Bir taş attım. Pencereye. At topu at. Fırlat. Ha, bu da neydi? Bilmiyorum. Biri dışarıdan tıklattı gibi. Ben bir şey göremiyorum. Ben de göremiyorum. Belki şu lanet kuşlardır. Allah kahretsin. Kuşları salla. Biraz daha fırlatsam olmaz mı? Dur. Sakin ol. Şimdi fırlat. Tekrar fırlatamıyor muyum? Peki. Oradan da fırlatamıyorum. İleri gittim, baktın mı? Aldın mı? Evet. İyi dikkatli altın. Onun dosyalarını gördüm. Peki, yardımcı bir şey buldun mu hiç? İşte onu bir bakmam lazım. İşte okutmam lazım. Okuttun. Yani çok iyi bakamadım. Onların dikkatini bir kez daha dağıtırsan dosyayı alabilirim belki. Biraz daha dikkat çekmek istemiyoruz. Dosyayı çalıp da. Peki, patron sensin Sally. Şimdi ne yapacağız? Bana bir dakika ver. Bir şey düşüneceğim. Buradan... Yo. Yani... Çalıp da bir şey yapmak olmadı. Kafeteryadan bir şey yapmak. Beni barış içinde bırak diyor. Bırak beni gideyim diyor. Yani... Bence kesinlikle en mantıklı fikir şunu fırlatmak olur ama. Düşünelim, beyin fırtınası yapalım birazcık. Courtyard'da bulundu. Buraya girmemizi hala şey yapıyor. Allah Allah ya. Belki burada bir şeyler buluruz. Yani genelde paperclip ataç kullanırız bir şeylere bulmak için ama
şeyleri açmak için, kilitleri açmak için. Çünkü combo şeyimiz yok. Eğer bir ataşım olsaydı halledebilirdim diyorsun. Bunu ataş bulmamız lazım sana. Ataş bulmak için de büyük ihtimalle bir sınıflara falan bakmamız lazım. Ya bunu şurada bir yere fırlat. Bunun bende olmasının bir anlamı olması lazım değil mi? Burada bir yerde ataş yok mu ya? Bence aha buldum. Vallahi buldum. Güzel güzel. Şimdi dolapları açalım bakalım. Hop. Hadi bakayım. Eşin dolabı, Todd'un dolabı, Larry'nin dolabı. Todd'un dolabında ihtiyacımız olacak bir şey. Bu neymiş? Böyle şeyler hiç almazdı Todd. İlaçlardan bahsediyor. Bu adam yaptığı şey, oha patatesden bir şeyler yapmış. Yaptığı şeyin yarısını bilmiyorum ama bu adam bir dahi olmalı peki. Patatesden ışık yapmış bir deney olarak. Harika ve sınıfta göstermiş. Nasıl olduğunu hala şaşırıyormuş. Todd ve onun erkek arkadaşı. Bunu şey algılamayacağım. Beraber çok mutlu görünüyor. Bunu gay algılamayacağım. Tamam mı? Tamam, çok şaşırtıcı bir şey yok. Eşinin dolabına bakalım. Bizimle ilgili bir şey var mı? Aa, fotoğrafımız. Aa, o benim. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Aa, aynada biz görünüyoruz. Bazı oyuncaklar yapıyormuş. Küçük adamlar diyormuş onlara. Eş. Polaroid kamerası varmış eşin. Ve sürekli fotoğraf çekiyormuş. İşe yarar olabilir. Yani ödünç alsam sıkıntı çıkarmaz diyor da. Ha, fotoğraf makinesi vereceğiz, şey yapacak öyle mi? Dostum. Dostum. Mammen. Gel. İşte eşin kamerası. Fotoğraf çekmek için kameraların. Harika düşünün adamım. Ne zaman sana hazır olduğunda. Tamam olur. Şimdi. Fırlat. Fırlat kaç. Bu da neydi? Bilmiyorum. Bir dışarıdan gelmiş gibi şey görüyor musun? Görmüyorum. Belki bir kuşlardır yine. Tamam. Sıkıntı yok. Hallettin de mi? Hallettin mi de ban? Aldın mı? Adamın dosya kayıp. Ne? Nasıl olabilir bu? Yani kimse görmeden onların nasıl almış götürmüş olabilirler ki? Yani sadece şaka yapıyordu. Taşak geçiyormuş benden. Şerefsiz. Senin şerefsiz. İyi, iyi beni kandırdın ama. Hadi bakalım bunlar neymiş. Adı Kim Yazi. 67 doğumlu mu? Oha, çok yaşlı değil misin ya? 92'de işe alınmış. Peki. Peki. Kuşları beslemesine izin vermeyin diyor. Diğer öğretmenler rahatsız oluyor diyor. Allah Allah. Böyle garip bir şey yok burada. Geriye yardım edin. Geri geliyorum. Geri. Güzel, heyecanlı oluyor. Hep böyle okul maceraları yapmak istemişimdir. Hiçbir zaman götürmememiş tam. Keşke yeseydim. Üniversitede yapacak kadar şimdi hiç yemiyor. Gerçi üniversiteler de büyük oluyor. Ha, Science'de bir geçtim ben. Sanki geçtim bir tık. Aynen. Hello, Todd. Bir ay back peki. Larry. Bol oynayı aldınız mı? Deniyoruz bir şeyler mi? Bir şeyler buldun mu? Henüz bulamadık. Baktınız mı ingredientlara? Abi nasıl bulamadınız ya? Kimden bol oynayı al? Kim? Ha. Tamam. Yemek almam gerekiyor. Merhabalar efendim. Efendim merhabalar efendim.
Kimden Bologna'yı alalım abi? Bologna diye mi okunuyor bilmiyorum da ben Bologna diyeceğim. Okuması çok kolay oluyor öyle. Bologna çok rahatsız edici. Bana yemek vermeni istiyordum. Şuradan alsam. Kim? Abi bana yemek verir misin? Kafana mı atayım yoksa bunu? Bana ne istiyorsun peki? Sizin ne işim yok? Siz dedektiflik işi nasıl gidiyor? Harika değil ama bir şeylere bakıyoruz. Yani zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Bologna harika. Bologna harika. Hiçbir sıkıntı yok bununla ilgili. Sana göre her şeyin tadı güzel adam. İyi bir noktaya değindin. Evet, kesin öyledir. Neyse, umarım haklısındır. Umarım içinde bir şey yoktur. Ben yanlış mı anlıyorum ya? Çöpten falan mı almam gerekiyor? Ya da biri... Kimden... Almam gerekiyor lockerlar? Ne lan? Ha, biri kesin dolabına saklamıştır. Yok, bu Derin'in dolabı. Todd'un dolabında da böyle bir şey yok. Selin benim dolabımda da böyle bir şey yok. Yani başkalarının dolaplarına da bakabilirdik bence. Kafeteryaya buradan girsem burada bir şey bulabilir miyim? Yok, aynı yere çıkıyor. Çık buradan. Ah, 103, 104. Çöpte falan. Bulamadım. Niye bulamadım? Gençler, sizin önünüzde değil mi ya o? Yani. Peki nasıl vereceğime bakmak zorunda kaldım. Çünkü çok uzun süre takıldım burada. Büyük ihtimal birkaç saniye geçmiş gibi göreceksiniz siz de ama hiç öyle düşündüğünüz gibi değil. Bayağı acı çektim. Şimdi gidip kuşların fotoğrafını çekmemi ve ona götürmem gerektiği ile ilgili bir şey gördüm sadece. Gidip kuşların fotoğrafını çekip onu bir ikna etmemiz lazımmış. Yani kuşları beslemeyi seviyormuş da ben bunu nasıl düşüneyim abi yani? Bunu nasıl düşünmem gerekiyordu benim? Ayrıca nerede kuş var? Ben mi göremiyorum? Ben mi malım? Kuş yemi falan mı bulmam lazım? Kuş yemi bir de kuş yemi bulduracaksa sağ üstten geliyor vallahi ses. Ses kasıyorum. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Şimdi bunu yani nasıl akıl etmem gerekiyordu bilmiyorum ama okuduğum metinlerde hiç böyle bir şey yoktu. Gidip internetten bakmasaydım büyük ihtimal bulamayacaktım. Ve eminim ki kesin buna ihtiyacı olan biri vardır. Yani nasıl saçma bir şey abi? Bari bir ipucu verseydin. Sinirlerim bozuldu ya. Al kuşunu da ne yapacaksan yap. Al. Senin için bir şey mi var? Aa, bir fotoğraf, bir kuş. Fotoğraf mı çektin? Aman tanrım abi. Ya eski fotoğrafçıymış ve kuşları seviyormuş falan da ben bundan bunu mu çıkarmalıyım gerçekten yani? Ya Bologna'yla niye kadar ilgilisin? Yani bir arkadaşlarım gerçekten nereden alabileceğimizi merak ettik. Bayan Pekerton yapımı. Pekerton tarafından yapılmış ve %100 biftekmiş. Yani %100 danaymış. Bir hafta önce getirmiş. Sana biraz ekstra şey vereceğim. Bu güzel fotoğraf için. Bologna vereceğim. Bologna vereceğim. Et vereceğim, et. Ne fark edecekse. Şimdi eti aldık. Bu eti bir okutalım. Bakalım bu etin içinde ne varmış. Kesin ya böyle aklımda insan eti kesin aldım. Kim bunun Bayan Packard'ın tarafından yapıldığını söyledi. Aman tanrım, mümkün değil. O apartmanımızda yaşıyor. Nasıl böyle kendi şeyini yapabilir ki?
Evet haklısın. Onun burada yaşadığını unuttum. Onu zar zor görebiliyorum zaten. Binamızda iki kere falan gördüm onu taşındığımızdan beri. Geç saatte dönüyormuş evine. Ve birçok işi olduğuna inanıyormuş Todd bu adamın ya da kadının. Yani öğretmenler yeteri kadar para almıyor çok adil olmayan bir şekilde. Neyse Bayan Pickerton bayağı ses yapıyor zaten. Bu acaba sıkıntısı neymiş? Bayağı ses yapıyor da. Ne sesi acaba? Şimdi ne yapacağız? Bayan Pickerton'a bunun hakkında bir şeyler sormalı mıyız? Ya da dedektiflik işleri mi yapacaksınız? Bilemiyorum. Sen ne diyorsun Sal? Ben biraz daha dedektiflik yapalım diyorum Pickerton'a gitmeden önce. Yani bu şekilde oynamayı sevmiyorum. Hani eğer bir şeyler oluyorsa en iyi şekilde bunu Bayan Pickerton'a göstermemiz daha iyi. Katılıyorum. İyi dedin Sally. Peki neden sen Veller'i gidip Bayan Pickerton'un odasına falan bakmıyorsunuz? Moladayken. Biz de testi bitiririz diyor. Peki bitirin. Biz takılalım Pickerton'un odasında. Benim gözcüm olmalısın Larry. O şeyde bekle, bir gelirse söyle bana diyor. Kapıda bekle. Anladım. Ne yapmamı istiyorsun? Bayan Pickerton'un odasını araştır. Ne demek araştır? Bakalım neler varmış. Nasıl picklock yaptığını hatırlıyorsun değil mi? Ama anahtar deliği yok. Bir combo delik mi? Aman, combo kilit mi? Aman sanırım. Lanet olsun. Nasıl bunu açacağız şimdi? Bakmama izin var. Kesin. Peki 16 bölü 3'ten bir şey çıkarabilir miyiz acaba? Ama 1, 2, 3, 4 var sadece değil mi? Aynen 1, 2, 3, 4, 5, 6 varmış tamam. 16 bölü 3. 5, 23, 12, 45. 12, 45 de 3.141'in üzeri şeyli. Şimdi gördüm. 3.141. 341. Açtım. Adamsın. İçinde ne var? Bir sürü matematik kağıdı. Ve bekle, burada gizli bir bölme var. Adam, burada korkunç şeyler var. Bu da ne? Bilmiyorum, emin değilim. What the fuck, İncil? Bu İncil ve özel bir şey yok gibi gözüküyor bu kitapla ilgili başka. Küçük kavanozlar var. İçinde baharatlar gibi bir şeyler olan, yemek pişirmek için mi bu? Neden bir kuş kafatası var? Burada biraz korkunç. Bence de korkunç. Kristaller mi? Aslında havalı görünüyorlar ama Pickerton bunlarla ne yapıyor ki? Bu ne? Adam simya mimya mı yapıyor acaba? Ya da büyücü çıktı. Bir sürü kağıt var, rastgele rotlar falan olan ve semboller olan. Görünüşe göre başka bir dilde yazılmış. Hiçbir şey anlayamıyorum bunlardan. Bu ne? Bu metal objeyi Jim'in puzzle kutusuna benziyor. Bu önemli olabilir. Yani alalım. Burada başka bir metal kutu var. Aynı. Ne oldu? Yine mi oluyor? Evet ben. Ne oldu? Ha, halüsinasyon mu? Peki hiçbir şey anlayamıyorum. Emin misin? Susuz kalmış olmayasın. Hiçbir şey yemedin zaten öğlende de. Sıkıntı yok ha. Çoktan bitti bile ama neyse, çok önemseme. Hadi Teot ve Eşli'ye gidelim. Evet, bazı sıkıntılar. Şu şeker düştü herhalde. Bazı şeyler bulduk Pickerton'un masasında. Test nasıl gidiyor? Yani çok bir zararlı kimyasal ya da bakteri belirtisi bulamadık. Her neyse. Sanırım garip bir şeyler olduğuna hepimiz hemfikiriz, değil mi? Her neyse. Çaga bundan bahsetmeyelim. Yani zavallı çocuk neredeyse kalp krizi geçirecekti et konusunda şey yaparken.
alırken o eti yani. Durdukları için. Evet, eş haklı. Sadece biz bilelim. Şimdilik masanın altına itelim bunları. Peki. Şimdi sanırım bunu yapacağız. Ya, lanet olsun. Yine aksiyonu kaçıracağım. Beni ve ailemi... Bene göz kulak olmam lazım ebeveynlerim eve gelene kadar. Ben kim ya? Belki ondan sonra bir şeyler yapabilirim diyor. Allah Allah. O günden sonra. O günden sonra. Hangi gün acaba? Takılıyor muyuz? Birkaç dakikaya ihtiyacım var hazırlanmak için. Ha, tamam, sıkıntı yok. Ben de bir şeyleri halletmeliyim ilk önce. Tamam, o zaman Todd'un odasında herkes hazır olunca buluşalım. Tamam, harika fikir. Havalı. Cool. Biz nasıl? 202'de buluşalım. Hazır mıyız ki? Ne kadar hazırız? Keycard mı? Liza bize vermiş bunu. Edison apartmanına bir yerlere erişmemizi sağlıyor. Ama okulda işimiz bitti mi? Of, 202'de buluşalım ya. Takılırız agalarla. Selam lan. Tolun ebeveynleri. Merhaba Bayan Morrison. Merhaba Sally. Başka bir macera için mi buradasınız? Ya öyle bir şey. Aa, bu harika. Yani potansiyel maceralar dolu zaten hayat ve güzel gizemlerle keşfedilmeyi ve deneyimlenmeyi bekleyen. Kesinlikle haklısın. Evet, sadece anı bu yakalaman gerekiyor. Anı yaşaman gerekiyor. Bazen rahatlaman ve oturman gerekiyor uzun bir günden sonra, biliyorsun. Ray ve ben televizyon izliyorduk ve uyuyakaldı küçük bir bebek gibi. Çok tatlı değil mi? Sarhoş gibi söylüyor. Bu yüzden ben de böyle konuşuyorum, sarhoş gibi. Tabii ki sanırım öyle. Ama sizin bir televizyonunuz yok. Evet. Ne kadar yani gürültü olmadan çok daha güzel bunlar. Peki ben gitsem iyi olur. Bayağı içmişler belli ki. Todd'un odasına gidelim. Merhaba, hazır mısın? Hazırım. Başlamadan önce süper şey getirmene ihtiyacım olabilir. Peki. Super Gear Boy lazımmış bize. Evimdedir. Nerede olacak? Gidelim alalım gelelim. Taşımadıysak bir yere yani. 402. Odama bakayım. Aha, Super Gear Boy'um. Kesin alacağım başka şeyler yok mu? Kahve fincanı. Peki, kahve fincanı da aldık. Ne işime yarayacak bilmiyorum ama gitar da çaldık. Derinin küçük fotoğrafı da var. Her şeye de baktık. Super Gear Boy mu lazım sadece? Bu yatağın altında bir şey var. Cüzdan mı? Aa, bu eski bir fotoğraf. Annemin eski bir fotoğrafı. Babamın hepsini, onların hepsini attığını sandım. Merhaba anne. Seni özledim. Umarım huzur içindesindir. Burada bir el yazısı varmış. Bunun arkasında. Henry. Benim karanlıktaki gün ışığım. Küçük bir oğlumuz olduğuna hala inanamıyorum. Bu inanılmaz şekilde mutlu etti beni. Her şey mükemmel. Seni her zaman seveceğim. Diane. Annesinin adı Diane'miş. Diane. Babamın bilgisayarı ama şifreyi bilmiyormuş. Yani özel bir şeyi olması lazım, değil mi? Şifrenin. Dur. 2414 8682 24 14 86 88 4 14 86 88. Belki işimize yarar. 24 14 86 88. Olmadı. Olmadı değil mi? Evet. Of. Evlendikleri tarih falandır kesin ya. Ama onu şu an bulamam. Bulmakla uğraşamam daha doğrusu. Bakayım almam gereken başka bir şey var mı?
Bu ne? Sel, bugün tekrar çalışmam gerekiyor bu gece de. İşime dönmem gerekiyor. Eve geç kalacağım. Bazı şeyler var buzdolabında. Ya geç kalacaklar yani. Zamanları geçecek. Liza ve Leri'yle yemezsen. Çok fazla müsait değilim bu aralar. Kusura bakma. Belki hafta sonu bir şeyler yapabiliriz. Sevgiler, baban. Buzdolabını açamıyorum ama. Onu ne yapacağız? Neyse, bir şey olmaz. Tuvalette bir şey... Ananı avradını, ödüm patladı. Özür dilerim Gizmo, senin burada olduğunu bilmiyordum. Ya şey, banyo mu yapar ya? Bir anda bir gereksiz yere ödüm patladı. Gecenin bir saati zaten. Okuldan gelmişim, yorgunum. Yaptığın şeye bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse, gir boyumuzu falan aldık. Ama biliyorsunuz ki ben böyle çok güzel yerlerde bölüm bırakmayı çok severim. Evet efendim, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.